Arzu Sabancıoğlu eşinden defalarca şiddet görmüş ama onu her defasında affetmişti. Belki anne olmasının verdiği vicdan duygusu da, belki çaresizlikten, bilemiyoruz tabii ama fazlaca fedakar olduğunu söylemek mümkün şu durumda. Ona şiddet uygulayan eşi cezaevine de girdi ama karısının şikayetiyle değil, başka suçlar da vardı işlediği. Eşi onun cezaevinden çıkarmak için de bir fedakarlık yaptı. Kardeşine kredi çektirip o parayla kocasının özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Ama eşi ne yaptı biliyor musunuz? Çıkar çıkmaz çocuğunun annesini öldürdü. Eşi cezaevinden çıksın diye kardeşine 15 bin lira kredi çektirdi. Hapisteki koca dışarı çıkar çıkmaz karısını katletti. Hastanın avukat ücretini karşılayabilecek durumu olmadığını bildiği için kardeşinden rica ediyor. Çocuğunun babası olduğu için hani böyle bir yardım eli uzatmak istiyor. Sanığın ama işte yaptığı şey bu. Arzu Sabancıoğlu kardeşinin çektiği krediyle kocasını cezaevinden kurtardı ve tam bir ay sonra Nisan 2019'da Deniz Sabancıoğlu eşini vurdu, 2 saat arabada gezdirdi ve ondan sonra da bir acilin kapısına bıraktı. 25 yaşındaki Arzu Sabancıoğlu iddiaya göre defalarca eşinden şiddet görmüş ama evliliği süresince o şiddete katlanmıştı. Ablam çocuğu için çok evliliğini devam ettirmeye çalıştı. Keşke böyle olmasaydı, keşke devam ettirmeseydi hiç. 1,5 yıl önce genç kadının boşanmaya karar verdiği süreçte kocası cezaevine girdi. Arzu Sabancıoğlu ise onu kurtarmak için kardeşine kredi çektirdi. Ama kurtardığı kocası katil oldu. Cezaevinden çıktığında kendisi de aynı zamanda direkt gidip sana telefon alıyor. Bana ulaşabilsin diye. Yoksa sorun çıkartacağını biliyor. Hatta bunun, bu telefonun borcu da daha yeni bitti. Geride ise 9 yaşında öksüz bir evlat bıraktı. Arzu öldürülmeden 2 gün önce Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alıyor. Çünkü evine gelip tekrar saldırıyor. Ailenin şimdi tek isteği tutuklu yargılanan katil zanlısının en ağır cezayı alması. Katilin zaten bir 11 tane dosyası var. Bir tanesi mala zarar verme, bir tanesi yaralama, 8 tanesi uyuşturucudan.